diye ilk kez diyebilirim ki İstanbul'da bir sahneyle giriyorum. Yani hep başka yerlerde girdim ama İstanbul'da hatırladığım hiç yok. İlk defa 2020, evet. 2020, ben başta herkese önce sağlık, sonra huzur, sonra bol kazançlar diliyorum. 2019 biraz böyle çok şey geçti. Gerçekten sürüncemeli geçti ama ama 2020'nin çok iyi olacağını düşünüyorum ben. Biraz 2010'da açacak olursak sizin için yani çalışma anlamında mı düşük geçti? Yok, hayır, çalışma anlamında benim değil. Ben Türkiye'nin ekonomik yapısında, evet. Yani ben biraz tabii ticari düşündüğüm için, politik, ticaretle ticari de uğraştığım için o anlamda söyledim. Yoksa benim sahne hayatımda şükürler olsun, Allah'a şükür olsun. Evet, çok şükür. Yani çalışıyorum. Süper. Geçtiğimiz günlerde çocuklarla da bilet aldınız. Bilet de açıklandı, Milli Piyango açıklandı. Açıklandı mı? Açıklandı. Numaralar falan çıktı. Hemen onu soracaktım. Vallahi benim daha çantamda daha bakmamışım, yemin ediyorum. Çeyreğe vurmuş. Birisi İstanbul bileti, biri işte Bursa bileti. Ama ben size şimdi orada gazeteci arkadaşlarıma da, muhabir arkadaşlarıma da birer tane verdim. Hepimiz tabii. O zaman hep ortağız dedik. Havuz genel havuz yaptım. Ben de o kadar almışım. Dedim ki çocuklara birer tane aldım onların şansına. Ama dedim hepimiz ortağız dedim. Bütün gazeteci oradaki gelen. Ama oradaki gelen ama. Siz yoktunuz sanırım orada. Orada gelenler ortak. Çıkmışsa yani bilmiyorum, haberi yok. Gönlümüz bir olsun bana. Hadi siz de girin içine. Olursa siz de ortaksınız hadi. Çok incesin, çok güzel abi. Peki abi 2020'de bizi neler bekliyor? 2020'de bizi neler bekliyor? 2020'de ben bir albüm hazırlığındayım şu an. Evet, yani albüm mü, birkaç parça mı bilmiyorum. Çünkü çok isteniliyordu. Albüm yapmam isteniliyor. Güzel şeyler bekliyorum ya, emin olun. Abi şey, bu rap furyası hakkında bir şey söyleyecekmişsin. Artık yani şöyle söyleyeyim, arabesk fantezi söyleyenler de rap'e girdiler. Öyle mi? Evet, mesela geçen ya işte Ferman ya. Bey girmiş rap'e. Ondan sonra işte çıkan yeni popçular bile giriyor yani. Artık herkes böyle şarkıların içinde bir düet var. Arkadaşlar bir rap söylüyorlar. Bak, bir şey söyleyebilir miyim? Bana isim söylerseniz isimler için konuşmak yapmak benim için olmaz. Ben abiyim çünkü yaş itibariyle bu saydığınız isimleri konuşuyorum. Sanatçılar yapmaz bunu. Unutma. Esas sanatçı bunları yapmaz. Bu konuşmaları böyle noktalayalım. Bu çare arayanlar değil. Çare arayanlar zaten yol çıkışları arayan arkadaşlarımız olabilir. Bunların her şeyi deneyebilirler. Ya benim böyle bir şey deneme şansım var mı ya? Evet, lazım. Benim gibi insanların veya benim gibi sanatçı arkadaşlarımın böyle bir şey deneme şansları olur mu? Ama yani herkes bir şey deneyebilir. Ama bu bizim gibiler yapamaz. Üstadlar. Yani A kategorisi yapamaz böyle bir şey. Yanlıştır yani. Onu ifade edeyim. Yanılıyor muyum arkadaşlar ya? Böyle şey olur mu? Yani bugün kalkın gelin. Yani işte diyelim Sibel Can kalksın, Ebru Gündeş kalksın, rap okusun. Böyle saçmalık olur. İbrahim Tatlıses kalksın, rap okusun. Olur mu? Ben kalkayım rap okuyayım. Böyle şey olur mu ya? Yani, sanatçılar tabii, rap okumaz. Tabii kesinlikle. Böyle bir şey olmaz yani. Ha ama yani bugün rahmetli Müslüm Gürses kalkıp bir yani inanılmaz Teoman'ın şarkısını okumuştuk. Başka bir şey, o rap değil ki o yani. Yani Teoman'ın şarkısını ben de okurum. Yani onu ben de okurum. O tarz şeyler değil. Karıştırmayın yalnız. Ya böyle saçma sapan cümleler var ya. Yani bizim Hızır Türk söyle, bizim biraz Türk gençliğini gerçekten böyle dejenere etmek isteyen cümleler. Bunlar beni çok rahatsız eden konular. Benim çünkü genç çocuklarım var yani ve bu ailede herkesin baktığımızda Türkiye'de hep bütün ailelerin çocukları var. Bunlar biraz dejeneri sözler, hoş değil. Bizi yıpratan cümleler yani. Küfürler var, hakaretler var, argo kelime. Bunlar bizi iyi yere götürmez. Yani onun için biraz tepkim bu yönden. Yoksa sanatçı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz kendilerine bir yol bulmuşlardır, çareler arıyorlardır. Bunlarla ilgili sıkıntı yok yani. Ekmeğini kazanabilirler ama bunların bütünle geçici olduğundan emin olun. İş olarak gelebilirler ama sanatçı olamazlar. Bunlar geçicidir bu konular, inanın. Son olarak efendim 2020 mesajınızı alalım bizden. 2020 herkese, başta ülkemize ve tüm herkese önce sağlık, sonra huzur, sonra da bol kazanç getirsin. Barış içinde bir yaşam dileyelim herkese.